Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere buğday tanesinin en önemli kısmı olan çok faydalı vitamin ve mineraller içeren rüşeğimden bahsedeceğim. Ancak ne yazık ki tükettiğimiz unlar rüşeğim içermemektedir. Eğer tam tahıllı işlenmemiş değilse. Tüm bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Şimdi başlıyorum. Buğday rüşeğimi buğdayın en üst kısmında yer alan buğdayın embriyosu ya da çimlenen kısmı olarak tanımlanabilir. Bu kısım gelişerek buğday bitkisinin kendisini oluşturur. Aslında buğday çekirdeğinin özü dense daha doğru olur. Buğday işlem gördüğünde rüşeğimi kaybolabiliyor ya da bilinçli bir şekilde alınıyor. Bu nedenle faydalarından yararlanmamız imkansız hale geliyor. Buğday tanesinin kendisi 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler endosperm %83-84'ünü oluşturur. Embriyo ya da buna rüşeğim ya da tohum özü kısmı da denir. Bu da %3'ünü oluşturmaktadır. Bir de kabuk kısmı kepek. Bu da %13-14'ünü oluşturur. Rüşeğim 1 ton buğdaydan ancak 1 kilogram elde edilebilir. Bu yüzden de çok değerlidir. Besin değeri çok yüksektir. Rüşeğim ve kepek buğdayın aslında en işlevsel kısımları olmakla beraber endüstriyel beslenme evrimi ile hayatımızdan ilk çıkarılan bölümler olmuştur. Yani biz en faydalı kısımları çıkarılmış unlardan yapılmış ekmekleri tüketiyoruz. Çünkü kepek ununun ve dolayısıyla bu unla üretilen ekmek, makarna gibi ürünlerin sertleşmesi nedeniyle çok istenmemektedir üreticiler tarafından. Rüşeğim de buğday ile öğütüldüğünde içindeki doymamış yağ asitlerinin hava ile temas etmesi durumunda renginde kararma ve tadında acılaşmaya sebep olduğundan bunu da çıkardılar. Bundan 50 yıl önce kullandığımız unların raf ömrü 6 aydan fazla değildi. Kepekten sonra rüşeğimin de çıkarılması ile elde edilen unun raf ömrü 2 yıla kadar uzatılabilmiştir. Tabii bu keşfedilince geriye böyle unlardan ekmek yapmak ve bunu insanların yemesi ne kadar doğru onu sizlere bırakıyorum. İşlenen unların raf ömrünün 2 yıla kadar uzatılabileceği keşfedildikten sonra yediğimiz ekmeğin besin değeri azalmış oldu. Bu durum karbonhidrat ağırlıklı beslenen bireylerde ve toplumlarda bazı vitamin ve mineral yetersizliklerine yol açmıştır. Rüşeğimin yapısı gereği sıcak ve nemli ortamda çabuk bozulmasından kaynaklı olarak pişirme işleminden sonra servis edilirken kullanmak daha yararlı olmasını sağlar. Rüşeğim hakkında son zamanlarda çok fazla araştırma yapılıyor. İnternet ortamında en fazla araştırılan konulardan birisi haline geldi. Peki bu rüşeğimin faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir? İşte tüm detaylar. Bu kadar yararlı bir hale gelen rüşeğimin bilinen bazı faydaları şunlardır. Rüşeğimin içerisinde buğdayın endosperm kısmına göre birkaç kat fazla lif bulunmaktadır. Bu yüzden sindirim sistemine destek olur. Doymamış yağ asitlerince yüksek olması nedeniyle kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaktadır. Belli oranlarda tüketildiği sürece kişiyi tok tutmaktadır. Bu nedenle de zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Faydaları sayesinde isminden bahsettiren rüşeğim birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Buğday rüşeğim yağı kullanan bireylerde bitkisel omega 3 ihtiyacı karşılanmış olur. Buğday rüşeğimin içerisinde çok fazla mineral ve vitamin bulunmaktadır. Bundan dolayı rüşeğim çok faydalıdır. Rüşeğim tatsız olsa da yiyeceklerin içine katılıp tüketilmesi tavsiye edilir. Fitosteroller açısından oldukça zengindir. Kolesterol ile benzer molekül yapısındaki bu kimyasallar bağırsaklardan kolesterol alınımını azaltarak kandaki kolesterol seviyesini dengeler. Polikozanol içeriği sayesinde zindelik verir. Kalp sorunlarından hazımsızlığa kadar pek çok rahatsızlığı iyileştiren ve oluşmasını engelleyen bir besindir. Rüşeğim kişiyi gün boyu enerjik tutabilecek bir yiyecektir. Bundan dolayı beslenme uzmanları tarafından çok tavsiye edilir. Tam bir antioksidan deposudur. Antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma etkilerini geciktirmeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Yoğurt, smoothie veya keçi kefirinin içerisine eklenerek tüketilebilir. Ayrıca
yulaf lapası gibi pişirilerek özellikle sabah kahvaltılarında tüketilebilir. Yaşlanma karşıtıdır. Stres ve kaygı düzeylerini azaltır. Omega 3 yağ asitleriyle zenginleştirilmiş olan ruşeğim sinir sistemini güçlendirir. Konsantrasyonunu artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ruşeğim doğurganlığı artırır. Doğurganlık sorunu yaşayan kadınlar için birebirdir. Egzama, sedef gibi bazı cilt hastalıklarını da iyileştirir. Sindirim sistemine yardım eder. Felç geçirme ya da kalp krizi gibi sorunlara neden olan kalp pıhtılaşmasını da önler. Gördüğünüz gibi sayın izleyicilerimiz ne kadar çok faydalı bir ürün. Ancak buğdaydan bu kısım çıkarılıyor. Başka ürün olarak değerlendiriliyor. Geri kalan faydasız kısım ekmek olarak yapılıyor. Ruşeğimin yapısı gereği sıcak ve nemli ortamda çabuk bozulmasından kaynaklı olarak pişirme işleminden sonra servis edilirken kullanmak daha yararlı olmasını sağlamaktadır. Buğday ruşeğiminin un üretimi sırasında ayrıştırılmasını gerektiren bitkisel yağ kompozisyonu doğal yağlar arasında içeriği en zengin olanlardan birisidir. Vücudumuzun üretemediği ve dışarıdan almamız gereken omega 3, 6, 9 yağ asitlerini beraber barındırır. Ayrıca fitosterol olarak adlandırılan kimyasalları ve E vitaminini de içerir. İçerdiği E vitamini sayesinde çocuk sahibi olmak isteyenlerin yumurta ve sperm kalitesini artırmaya yardımcı olmaktadır. Vitamin E eksikliği bebeğin anne karnında tutunamamasının en sık görülen sebeplerinden biridir. E vitamini düşük oluşma riskini azaltıcı etki gösterir. Bu nedenle önemlidir. Diğer bir ruşeğin faydasını söylersek kalp damar hastalıkları, Alzheimer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarının gelişimini de yavaşlatır. Bu nedenle önemlidir. Hatta periferik sinirleri iyileştirdiği için periferik nöropatik ağrılarda da faydalı olacağını düşünüyorum. Üçüncü faydası cildi besler, yenilenmesini sağlar. Ruşeğim yağını cildinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güneş sonrası rahatlama isteyenler için de doğru bir tercih olabilir. Omega 3, 6, 9 yağ asitlerini dengeli bir şekilde içerdiğinden bu ürün özellikle tavsiye edilir. Omega 3, 6 oranı FDA'nin önerdiği gibi 1/6 oranında olmalıdır. Tek bir çeşit yağ ile beslenen bireylerde yağ asitleri eksiklikleri görülebilir. Buğday ruşeğim yağı kullanan bireylerde bitkisel omega 3 ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Ayrıca protein kaynağıdır, vitamin mineral açısından zengindir, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sağlığına da faydalı olur. İçerdiği kalsiyum ve diğer mineraller ile diş sağlığına iyi gelir. Bu özelliklerinden dolayı dozajı kilosuna göre ayarlanmış buğday ruşeğimi 8. aydan itibaren bebeklerin yiyeceklerinde bile kullanılabilir. Bu konuda çocuk doktoru ve ebeveynlerin bir iletişim halinde olması da çok önemlidir. Bunca faydası olan ruşeğim hakkında çeşitli sorular vardır. İnsanlar faydalı olan bu yiyeceğin zararı olup olmadığını da merak etmektedir. Bu kadar çok faydayı içerisinde bulunduran ruşeğimin bilinen herhangi bir zararı da bulunmamaktadır. Ancak gluten alerjisi olanlar ve çölyak hastaları için dikkatli olunması tavsiye edilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Buğday yaratılışı itibariyle korunursa, yani ruşeğimi alınmadan kabuktaki kısım, kepekli kısım bulunması haliyle bir ekmek üretimi yapılacaksa bunun zararlı olacağını düşünmek mümkün değildir. Onun için ben bir videoda daha bu ekmek konusunu işleyeceğim. Tabii kişinin özelliğine göre de sınırlı tüketimi her zaman için önem arz etmektedir. Birazdan da size bu ruşeğimin kalori ve besin değerlerini içeren bir tabloyu ekrana getireceğim. Daha sonra da sizlerden ayrılacağım. Bir diğer videoda görüşeceğiz. Umarım bu bilgiler sizler için yararlı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle lütfen paylaşın. Abone olmayı da unutmayınız. Kalın sağlıcakla.